Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mektubatın sonundaki işarat-ı gaybi hakkında bir takriz kısmından 8. remiz. Sual: bütün kıymetli kitaplar içinde Risale-i Nur, Kur'an'ın işaretine ve iltifatına ve Hazreti İmam Ali radıyallahu anh'ın takdir ve tahsinine ve Gavs-ı Azam'ın kutsesi ruhu teveccüh ve tebşirine veçh-i ihtisası nedir? O iki zatın kerametle Risale-i Nur'a bu kadar kıymet ve ehemmiyet vermesinin hikmeti nedir? Bir daha okuyalım suali. Bütün kıymetli kitaplar içinde Risale-i Nur Kur'an'ın işaretine. Biliyorsunuz birinci şuada Kur'an'ın 33 tane ayet-i kerimesinin Risale-i Nur'a, üstadımıza, Risale-i Nur'un risalelerine işaretleri var. Orada beyan edilmiş. Bir bu Kur'an'ın işaretine ve iltifatına mazhar olmuş Risale-i Nur. İki, Hazreti İmam Ali radıyallahu anh'ın takdir ve tahsinine Celcelutiye ve Ercüze isimlerindeki kasidelerinde Risale-i Nur'u takdir edip beğeniyor, tahsin ediyor. Hatta onunla alakalı risalelerde 8. Şua, 18. Şua, 18. Lem'a hep oralarda İmam Ali radıyallahu anh'ın Risale-i Nur'un risalelerini sıra halinde ifadesi var. Birinci sözden başlayarak bütün risaleleri rakamlarıyla beraber, sıralarıyla beraber, o özetleriyle beraber beyan etmiş. Adeta Risale-i Nur'un sıralamasını 1400 sene evvelinden İmam-ı Ali radıyallahu anh yapmış. Sonra üçüncü bir Gavs-ı Azam'ın Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kutsesi ruhu teveccüh ve tebşirine onun da birçok böyle verdiği haberler, üstadın hayatından, hayatının mühim inkılap başlarından hep haber vermiş. Tarihiyle beraber, karşılaştığı hadiselerin özetiyle, mekanlarıyla, konumlarıyla beraber ifade ettiği gibi Risale-i Nur hizmetine, Risale-i Nur talebelerine, yani tek tek ismen bile işaretler etmiş, haber vermiş. Diyor ki o iki zatın yani hem İmam-ı Ali'nin hem Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kerametle Risale-i Nur'a bu kadar kıymet ve ehemmiyet vermesinin hikmeti nedir? El cevap: malumdur ki bazı vakit olur, bir dakika, bir saat ve belki bir gün, belki seneler kadar ve bir saat, bir sene, belki bir ömür kadar netice verir ve ehemmiyetli olur. Bir daha okuyalım. Yani bu hepimizin bildiği bir kaide, hem hadis-i şeriflerde de olan bir kaide, hem insanların kendi aleminde de geçerli olan bir kaidedir ki, zorluk, sıkıntı, zahmet ve meşakkat zamanında yapılan az bir hizmet, az bir ibadet, az bir iyilik çok büyük kıymet ve ehemmiyet taşıyor. Malumdur ki, herkesin bildiği bir şeydir ki, bazı vakit olur. Demek bazı vakitlerde oluyor. Bir dakika, bir saat, belki bir gün, belki seneler kadar. Yani demek bazı vakit oluyor. Bir dakikalık bir iş, bir dakikalık bir hasene, bir dakikalık bir iyilik, bazen bir saate mukabil geliyor. Bazen bir güne denk geliyor, bazen seneler kadar kıymet kazanıyor. Halbuki bir dakikalık iş. Ama bazı vakit dedi. Devam ediyor. Yine bazı vakit olur ki bir saat, bir sene, belki bir ömür kadar netice verir ve ehemmiyetli olur. Demek bazı vakitlerde bir saatlik yapılan hayır, hasenat, iyilik, güzellik yani ne yapıyormuş? Bazen bir sene kadar, bazen bir ömür kadar netice verir ve ehemmiyetli olur. Hani hem ayetle de sabit değil mi? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı gibi yani.
Onun haricinde Peygamber Efendimiz, gerçi burada da söyleyecek üstadımız, soğuğun şiddetinden donmak vaktinde demiş Peygamberimiz, hem de düşmanın hücumu zamanında bir saat nöbet tutan kimseye Cenab-ı Hak bir sene ibadet sevabı verir demiş. Veya bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten hayırlıdır. Bir saat tefekkür 60 sene ibadetten, bir saat tefekkür 100 sene ibadetten, bir saat tefekkür 1000 sene ibadetten daha hayırlıdır gibi böyle rivayetler var. Burayı bir daha okuyalım. Malumdur ki bazı vakit olur. Bir dakika, bir saat ve belki bir gün, belki seneler kadar. Ve bir saat, bir sene, belki bir ömür kadar netice verir ve ehemmiyetli olur. Mesela bir dakikada şehit olan bir adam bir velayet kazanır. Bir kurşun yer, bir kılıç darbesi yer, bir ok, bir mızrak yer, vefat eder. Bir dakikada şehit olur. O şehit olmasıyla velayet mertebesi Allah'ın muhabbetine ahirette de çok ulvi, kutsi makamları kazanmaya vesile olur. Halbuki ne o bir dakikalık bir iş yani. Belki daha az yani. Bir dakikada şehit olan bir adam bir velayet kazanır. Yani başkasının 40 senede, 50 senede, 100 senede kazanamadığı mertebeyi o bir dakikalık şehit olmakla kazanır. Ve soğuğun şiddetinden incimad etmek, donmak zamanında ve düşmanın dehşeti hücumunda bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmüne geçebilir. İşte aynen öyle de. Şimdi kıyas yapacak. Yani niye Kur'an 33 ayetiyle Risale-i Nur'dan haber vermiş, ona işaret etmiş değil mi? Sonra Hazreti Ali Efendimiz niye Risale-i Nur'u takdir ve tahsin etmiş? Gavs-ı Azam niye Risale-i Nur'a teveccüh ve tebşir etmiş? Hikmeti ne? Şimdi buna bina edecek. Aynen öyle de. Risale-i Nur'a verilen ehemmiyet dahi bir zamanın ehemmiyetinden. Allah Allah. Demek öyle bir zamanda Risale-i Nur hizmeti oluyor ki o zamanda yapılan az bir hizmet çok büyük neticeler veriyor. Ahir zaman yani. Allah Allah. Zamanın ne dediği ehemmiyetinden bir. İki, hem bu asrın şeriat-ı Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam Peygamberimizin Rabbimizden bize getirdiği şeriata ve şeair-i Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam Peygamberimizin Allah'tan bize getirdiği İslamiyet'in, imanın rükünleri, temelleri, esasları, sembolleri, alemleri şeair-i Ahmediye'ye onlara hem şeriat-ı Muhammediye'ye bu asrın ettiği tahribatın dehşetinden. Allah Allah. Demek bu asırda hem şeriata hem Peygamber Efendimizin getirdiği iman, Kur'an hakikatlerine o kadar büyük darbeler vurulmuş ki yani öyle bir tahribat yapılmış ki o tahribatın dehşeti yapılan hizmeti, az bir hizmeti, çekirdek kadar bir hizmeti dağ gibi bir mükafatı kazandırıyor. Subhanallah. Yani değil mi? Öyle olmuş. Hani diyelim bir taraftan deccalizm sistemiyle bütün dini esaslar haşa. Allah yok, peygamber yok, haşa haşa yani kitap yok, ahiret yok, melekler yok. Onlar mitolojik varlıklar yani haşa. Masal onlar yani haşa yani. İmanın ne kaderi yani? Kader diye bir şey yok yani. Ahiret diye bir şey yok. Bütün dinin esaslarının böyle tahrip edilmesi. Küçük dairede de Süfyan'ın yaptığı namaza mani olmak, ibadete mani olmak, camilere, ezanlara mani olmak, yani İslamiyet'in emirlerine örtüymüş, tesettürmüş yani ne var yani ne var? Hepsini tahrip etmek, hepsini yıkmak yani. Kur'an okunmasına yasaklar getirilmesi gibi yani ilahir. Demek
şeair-i İslamiye'ye, şeair-i Ahmediye'ye, şeriat-ı Muhammediye'ye bu asırda öyle büyük tahribatlar olmuş ki onun için yapılan az bir tamirat çok büyük ehemmiyet ve kıymet kazanmış. Allah Allah. Diyelim ki erkekle kadın arasındaki bütün perdeler yırtılmış, atılmış yani. Yani o eskiden o haremlik, selamlık manası, tesettürle kadınla erkeğin arasındaki o bağlantının kesilmesi, insanların hissiyatlarının, duygularının harekete geçmesine hep mani olmuş yani İslamiyet. Ta ki o perdeler yırtılmış, o duvarlar açılmış yani, yıkılmış yani. Ne olmuş? Bu sefer insanlardaki şehvani duygular açığa çıkmış. O şehvani duyguları elde edebilmek için gadab duygusu, öfke duygusu, öldürme duygusu, tahrip duygusu, tecavüz duygusu açığa çıkmış yani. Onun neticesi ne olmuş? Böyle antika bir şey var değil mi gençlik rehberinde? Üstadımız diyor bana ahir zamanın, ahir zaman fitnesinin mahiyeti göründü diyor. Fitneyi ahir zamanın mahiyetini gördüm diyor usta. O fitne kadınların diyor yüzsüz yüzünden çıkıyor diyor. Allah Allah. Hani biliyorsunuz akşam namazından sabah namazından sonra Allah'a sığındığımız Allahümme ecirnaların içerisinde Deccal ve Süfyan'dan bir kere Allah'a sığınmak var. Ama kadından üç kere. Şerli kadınlardan, fitneci kadınlardan değil mi yani? Belalı kadınlardan Cenab-ı Hak bizi muhafaza etsin diye Allah'a sığınıyoruz. Devamında diyor Üstad gençlik rehberinde o çıplak bacaklarıyla diyor dehşetli bıçaklarla demek o harama bakmaklar, haramları göstermekler karşı taraftaki insanların kalplerini diyor yaralıyor, kalplerini yaralıyor, belki çoğunu diyor öldürüyor diyor. Allah Allah. Yani o açık saçıklar insanlardaki o duyguların dengelerini bozmuş yani. O zaman o şehvani lezzetler Allah'a imana, Allah'a ibadete mani olmuş. Çünkü her günah içinde küfre gidecek bir yol var. Ve o günahları işlemek, üstadımız diyor, büyük günahları işlemekle takva bir arada bulunmaz diyor. Demek bir insan büyük günah işlemeye başladığı zaman onda bulunan takva duygusu gittiği gibi yani Cenab-ı Hak emirlerine itaat yasaklarından kaçınmak, küçük büyük günahlardan kaçınmak manaları onun aleminde uzaklaşmaya başlıyor. Sonra arkasından bir adaveti ilahiyeyi işmam eden bir hal geliyor. Niye günah etmiş ki bunları? Ne kadar güzel şeyler yani. Medeniyet fantaziyeleri bunlar. Oradan Allah'a isyan, Allah'a inanmamak, Allah'ı inkar etmek, cenneti, cehennemi inkar etmek, melekleri inkar etmek gibi kapılar açılıyor. Allah Allah. Şimdi yani şimdi de farklı değil. Şimdi de o haller daha da arttı yani. Her tarafta hani eskiden diyelim yine o açıklığın belli bir sınırı vardı yani. Şimdi artık sınırsız bir açıklık saçıklık var. Sadece eskiden sadece dışarıda vardı. Şimdi televizyonlar vasıtasıyla, internet vasıtasıyla, cep telefonu vasıtasıyla hemen yanımızda, hemen karşımızda ve sadece anne baba gibi yani yetişkinlere zarar vermiyor. Çocuklara da, gençlere hususan yani ne kadar büyük zarar veriyor. Öyle bir tahribat yapıyor ki o günahlara girenler nasıl namaza dönecekler ki? Nasıl ibadete dönecekler? Ne kadar zor. Ne kadar müşkilleşmeye başlıyor. O lezzetleri, o tatları alınca onları terk edebilmek çok zorlaşmaya başlıyor yani. Hele hele hani başka türlü de var yani. Mesela oyunlar, özellikle çocuklar ve gençlerimiz, anne babalar aman evladım gürültü yapmasın, aman konuşmasın, aman işte fazla ses çıkarmasın diye veriyoruz ellerine cep telefonlarını, veriyoruz tabletleri, alıyoruz birer tane hepsinin odasına birer tane bilgisayar, ne yapıyor? Geçiyor onların başında, oyna babam oyna.
yemeğe gelmiyor, dışarı çıkmıyor, dersine çalışmıyor. Allah Allah. Hele hele bazıları da onları kullanıyor. Mesela anne baba evladına kıyamıyor. Oğlum git ekmek al fırına diyemiyor. Oğlum git markete şunu al diyemiyor. Oğlum komşuya git şunu al şunu ver diyemiyor. Oğlum şunu şöyle yap vazife veremiyor. Neden? İşte aman okulunu okusun, aman çocuktur, aman şöyle, aman böyle şefkatimizden sonra birileri oyun vasıtasıyla çocuklarımıza emir veriyor. Görev veriyor. Şuraya git, böyle yap. Önce küçükten başlıyor. Ta adam öldürmeye, kendini öldürmeye, ta zinaya kadar, ta esrar, eroin, içki kullanmaya kadar onları böyle kukla gibi oynatıyorlar. Yani bu asır böyle bir asır. Onun için böyle bir asırda yapılan az bir iman hizmeti, az bir Kur'an hizmeti eski devirlerdeki yüzlerce sene namazdan, yüzlerce sene oruçtan daha kıymetli. Onun için bize de buradan bir gayret, madem az bir Kadir gecesi gibi yani, her bir günümüz Kadir gecesi gibi olabilir. Neyle? İman hizmetiyle. Onun için gayrete gelip şu hakikatları başkalara, gençlere birer cümle, birer kelime, birer mana, birer kitap yani çay içelim, gel yemek yiyelim bahanelerle onlara bu iman hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini ulaştırmamız icap ediyor. Tekrar geri dönelim, biraz dağıttık. İşte aynen öyle de Risale-i Nur'a verilen ehemmiyet dahi zamanın ehemmiyetinden bir. İki, hem bu asrın şeriat-ı Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam ve şeair-i Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam ettiği tahribatın dehşetinden, hem bu ahir zamanın fitnesinden, eski zamandan beri bütün ümmet yani bunun içinde sahabeler de var. Peygamberimiz ahir zamanın dehşetini anlatınca ne yapacağız ya Resulallah? Peygamberimiz ona ahir zamanın fitnesinden sakınmaları için Allahümme ecirna min fitneti ahir zaman, Allahümme ecirna min fitnetil mesihi deccali ve süfyan dualarını öğretmiş Peygamber Efendimiz. Hem bu ahir zamanın fitnesinden eski zamandan beri bütün ümmet istiaze etmesi, Allah'a sığınması cihetinden, hem o fitnelerin savletinden, o fitneler nasıl geliyor? Hücum, böyle dalgalar gibi yani. Hücum ediyor, her köşeden sarıyor yani. Subhanallah. Hani böyle bir ara bir kardeş anlattı, böyle Adapazarı'nda eski zamanda, o zaman tek yol var, gidişti gelişti yani, karşıdan karşıya geçecek. Kafamı diyor, sağa çevirdim, bir baktım açık saçık bir kadın. Allah'ım ya çevir burada da bir tane. Hasbunallah kafayı kaldırım oradan apartmandan bir tane kadın sarkmış öyle açık saçık. Estağfirullah bir bakmış ayağının altında bir gazete parçası çıplak bir kadın resmi. O kardeş demiş ağlamış ya Rabbi demiş ne yapacağım ben yani. Subhanallah yani savlet her yerden bizi ne yapıyor kuşatıyor her yerden o fitneler hücum ediyor. Cep telefonunu açıyorsun. Orada bile bakıyorsun veya internete giriyorsun. En böyle mübarek yani YouTube'a giriyorsun. En mübarek abilerin yanına bazı acayip acayip şeyler çıkıyor yani. Veya kenarda köşede reklam çıkıyor yani. Subhanallah yani. Her taraftan hücum ediyor. Hem o fitnelerin savletinden. Ha bu hücum eden günahlar ne yapıyor? Müminlerin imanlarını sarsıyor. İşte Risale-i Nur müminlerin imanlarını kurtarması noktasında. Risale-i Nur öyle bir ehemmiyet kesbetmiş ki. Subhanallah. Kur'an ona kuvvetli işaretle iltifat etmiş. İşte bazı böyle videolar da görüyoruz. Daha düne kadar üstadımızı yani böyle tenkit edenler. İşte üstad diyor zaman iman kurtarma zamanıdır diyor ya. Bazı ehli tarik zatlar. Tarikat meşrep zatlar ya öyle değil. Üstad öyle demek istememiştir. Üstad böyle demek istememiştir diye teviller yapıyorlardı. Bazı reddediyordu yani öyle şey olmaz diye. Belki üstadın zamanına mahsustur diye. Sonra bir bakıyorsun aynı zatlar, aynı hocalar yani.
Sonra da diyorlar ki ya Bediüzzaman haklıymış yani. Ben de şimdi aynı şeyi söylüyorum diye. Allah Allah. Yani imanlar yanıyor, imanlar. O imanların kurtarılması lazım. Onun için Risale-i Nur öyle bir ehemmiyet kesbetmiş ki Kur'an ona kuvvetli işaretle iltifat etmiş. Hazreti İmam Ali radıyallahu anh üç kerametle ona beşaret vermiş, müjdelemiş ve Gavs-ı Azam kutsesi ruhu kerametkârına ondan haber verip tercümanını teşcih etmiş. Evet, bu asrın dehşetine karşı dikkat. Taklidi olan itikadın istinat kaleleri, dayanak, dayandıkları kaleleri sarsılmış ve uzaklaşmış ve perdelenmiş olduğundan her mümin tek başıyla. Dalaletin cemaatle hücumuna, dalaletin dinsizliğin, dinden imandan sapmanın, sırat-ı müstakimden çıkmanın fitneleri dalalet, cemaatle hücumuna mukavemet ettirecek. Yani bak evde tek başına kalıyorsun yani. Bazen caddede, sokak, cemaatle dolaşamıyorsun ki tek başına kalıyorsun. E sonra bazen böyle kendi başınayken birden öyle sorular, şüpheler içinden, nefsinden tek başınayken geliveriyor. Hani kime soracaksın o anda, kimden şey yapacaksın? Ama bak elimizdeki kitaplar, hele bir de okuya okuya, hani bazen anlamıyoruz diyor ya bazı kardeşlerimiz. Kardeşler anlıyorsunuz. Nasıl anlıyorsunuz? Belki o an aklınız anlamıyor ama kalbiniz, ruhunuz, sırrınız, hafızanız, binlerce duygunuz o hakikatler giriyorlar. Ne zaman bir soru, ne zaman bir şüphe, ne zaman bir vesvese, ister dışarıdan gelsin ister içeriden gelsin. Hemen Risale-i Nur'daki o cümleler, o kelimeler, o manalar imdadımıza koşuyor. Hemen yardıma koşuyor. Hemen bir cümle geliyor Allahu Ekber. Bütün o sualler izale oluyor yani. Onun için Risale-i Nur iman kurtarıyor. Bir de okuyalım. Bu asrın dehşetine karşı taklidi olan itikadın istinat kaleleri sarsılmış ve uzaklaşmış ve perdelenmiş olduğunda her mümin tek başıyla dalaletin cemaatle hücumuna mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir imanı tahkiki lazımdır ki dayanabilsin. Yani az önce yani böyle yanlış anlaşılmasın, kimseyi tenkit etmek için, kimseyi böyle haşa ve kella küçük görmek gibi değil yani. Ya öyle demişler de hata etmişler. Evet, bu Bediüzzaman'ın Kur'an'dan, Resulullah'tan aldığı dersin isabeti için söylüyoruz onu. Yani Cenab-ı Hak öyle bir hal, öyle bir mana Bediüzzaman Hazretlerine ihsan etmiş, lütfetmiş ki kimsenin göremediklerini Cenab-ı Hak ona ihsan etmiş, göstermiş. Kimsenin anlayamadıklarını Cenab-ı Hak ona anlamasına, başta Kur'an'la Peygamber Efendimiz'in ders vermeleriyle. Onun için yani Bediüzzaman ta ne zaman söylemiş? E şimdi zaman geçtikçe o bazı alimler, bazı şeyhler, bazı hocalar yeni yeni anlamaya başlıyorlar yani. İnşallah tam anlarız. Hakiki anlarız inşallah yani. Onun için böyle bir şey yapıyor. Bazıları da çabuk anlamışlar. Bir anda anlayanlar da var yani. Onun için bu asırda, bu zamanda imanın kurtarılmasına ferden ferda, fert fert, tek tek, her bir kişinin imanının kurtulmasına. Hani geçenlerde okuduk konferansta Zübeyir abi ne diyor? Temelleri yıpratılmış bir binanın diyor odalarını tamir ve tezyine çalışmak o binanın yıkılmaması için ne fayda temin edebilir? Veya diyor köklerinin çürütülmesine çabalanan bir ağacın yapraklarını diyor çiçeklerini böyle yağlasan, böyle parlatsan, onlara ilaç vursan. Yani yaprağa ilaç sıksan kök gidiyor yani. Onun için bu asırda böyle. Yani tasavvuftu, tarikattı, ibadetti, şöyle nafile oruç, şöyle nafile namaz. Hep böyle anlatılıyor. Ya bu insanların iç dünyasında öyle sorular, öyle şüpheler, öyle vesveseler var ki onların izalesi lazım yani. Evet, bu asrın dehşetine karşı taklidi olan itikadın
istinat kaleleri sarsılmış ve uzaklaşmış ve perdelenmiş olduğundan her mümin tek başıyla dalaletin cemaatle hücumuna mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir imanı tahkiki lazımdır ki dayanabilsin. Neye? O dalaletin cemaatle hücumuna, saldırmasına karşı ancak kuvvetli bir imanı tahkiki lazım ki dayanabilsin. Risale-i Nur bu vazifeyi en dehşetli bir zamanda ve en lüzumlu nazik bir vakitte, herkesin anlayacağı bir tarzda. Allah Allah. Yani şimdi bu söz üstadın sözü. Yani üstad haşa yalan mı söylüyor? Hani ben anlamıyorum. Ya anlıyorsun kardeşim ya. Bak ne diyor? Herkesin anlayacağı bir tarzda. Ama anlamanın dereceleri var. Yani biz yediğimiz yiyeceğin tadını anlıyoruz ama vitaminini anlamıyoruz ki. İçindeki minerali, proteini, karbonhidratı, yağı, derecesini, ölçüsünü, miktarını, o yediklerimizin hangi hücreye, hangi organa gitmesi lazım anlamıyoruz ki. Ama onu yedin mi o gidiyor midede, işte efendim ince bağırsakta, karaciğerde, öyle analizler, sentezler yapılıyor. Nereye lazımsa oraya gidiyor mu? Gidiyor. Ve sen anlamıyorsun. Anlamasan da gidiyor işte bak. Yerken büyüyor mu? Büyümüyor. Yediğimiz anda büyümüyoruz biz yani. Ama yediğimiz gıdalar zaman içerisinde enimize, boyumuza gidiyor değil mi yani? Bak ama sen bilmiyorsun. Senin haberin yok. Oksijen alıyorsun, karbondioksit veriyorsun. Vücudunda neler oluyor? Haberin yok yani. İşte Risale-i Nur'da öyle okuyacağız. Yani anlamamak mümkün değil Risale-i Nur'u. Onun için okuyacağız. Yani böyle dinlemelerin faydası vardır ama asıl olan bizzat herkesin kendini Risale-i Nur'a muhatap etmesidir. Kendi okumasıdır. Evet, vaktimiz azalmış. Hızlandırayım. Ne dedi? Risale-i Nur bu vazifeyi en dehşetli bir zamanda, en lüzumlu nazik bir vakitte, herkesin anlayacağı bir tarzda, hakaiki Kur'aniye ve imaniyenin en derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli bürhanlar ile ispat ederek, dikkat, o imanı tahkikiyi taşıyan halis ve sadık şakirtleri dahi bulundukları kasaba ve kariye ve şehirlerde hizmet-i imaniye itibarıyla adeta birer gizli kutup gibi müminlerin manevi birer noktayı istinadı olarak hizmet-i imaniye itibarıyla adeta her bir nur talebesi birer gizli kutup gibi müminlerin manevi birer noktayı istinadı olarak çok antika cümleler geliyor. Bilinmedikleri ve görünmedikleri ve görüşülmedikleri halde kuvve-i maneviye-i itikatlarının manevi kuvveti yani iman kuvveti cesur birer zabit gibi kuvve-i maneviyeyi ehli imanın kalplerine verip müminlere manen mukavemet ve cesaret veriyorlar. Hani savaşlarda olur yani rütbeli bir asker, bir subay böyle koşuyor, fırlıyor, atıyor heyecanla. Onu böyle gören askerlerin gayreti artıyor. Ya komutanımız böyle gayretliyse biz niye geri kalıyoruz? Ha gayret yani. Bir bakıyorsun muvaffak olunmuş. Demek ki her bir nur talebesi de manevi bir komutan gibi, bir zabit gibi hizmet-i imaniye cihetinde hem kalplerindeki, ruhlarındaki mana, hem bu okunan manaların alemde yayılması, hem böyle gören insanların ruhlarının onda o imanın azametini hissetmeleri adeta diyor, cesur birer zabit gibi askerlere ne yapıyor? Kuvve-i maneviye veriyor, düşmanın hücumuna karşı koymak meylini ne yapıyor? Arttırıyor. Onun için demek okuyacağız. Mümkünse etrafımızdaki insanlara da gerek böyle mesajlarla olur, gerek diyelim böyle videolar gibi böyle derslerle, canlı derslerle olur veya kitap hediye etmek suretiyle arkadaşlarımızı, komşularımızı evimize davet edip
böyle bir ikramdan sonra onlara bu hakikatlerden okumak suretiyle, evimize ders koymak suretiyle birçok suretlerde olabilir. Cenab-ı Hak inşallah rızası dairesinde bizleri halisane, muhlisane bu hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'de daim ve muvaffak eylesin, ayırmasın, nefsimize uydurmasın, şahs-ı maneviye dahil eylesin. İnşallah nur talebesi olarak imana ve Kur'an'a hizmetle yaşayıp, nur talebesi olarak imanla, hizmetle, Kur'an'la vefat etmeyi inşallah kıyamete kadar da üstadımızla, nur talebeleriyle yine iman hizmetine okuduğumuz ilmel yakin bilgileri aynel yakin ve hakkal yakin makamına terakki etmeye Cenab-ı Hak bizleri muvaffak eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.